Dünyayı ve Türkiye'yi kasıp kavuran koronavirüs salgını en çok yaşlıları vurdu. Huzurevleri de işte bu adreslerden biriydi. Eskişehir'de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Hacı Süleyman Çakır huzurevinde en az bir çalışan ve 20 yaşlı hayatını kaybetti. Bu isimlerden ilki huzurevinde teknisyen olarak görev yapan 57 yaşındaki Sadık Kaya'ydı. Sadık Kaya aslında virüse bir başka çalışandan yakalanmıştı. Ve daha sonra evinde bu virüsü eşine, kızına, oğluna ve iki torununa bulaştırdı. 10 Nisan günü yoğun bakıma alındı. Osman Gazi Üniversitesi'nde yoğun bakımdaki hayat mücadelesi 25 gün sürdü ve maalesef Sadık Kaya 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Sadık Kaya'dan sonra yapılan tespite göre 20 huzurevi sakini de yine aynı nedenle can verdi. Kaya ailesinin avukatlığını üstlenen Kemal Sayılır, bu vefatten sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürü AS ve bu huzurevinden sorumlu olan müdür yardımcısı TB ile huzurevine vekaleten müdürlük yapan MT hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Kemal Sayılır'a göre bu ölümler öyle kaza falan değil. Açık bir ihmalin sonucunda gerçekleşmişti. Niye mi? Çünkü pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında obezite ve diyabet başta olmak üzere kronik hastalığı bulunan çalışanlara 13 Mart'tan itibaren süresiz idari izin verilmişti. Diyabet, hipertansiyon ve obezite hastalığı olan Sadık Kaya ise maalesef bundan yararlandırılmadı. Kendisinin bu 3 kronik rahatsızlığının olduğu bilinmesine rağmen, yani kurumdaki dosyasında buna dair raporların olduğu bilinmesine rağmen kendisi izne çıkarılmadı. Hatta Sadık Kaya bizzat bu nedenle beni izne çıkarın diye başvurmasına rağmen hayır, çalış denildi. Suç duyurusu dilekçesinde nasıl bir muameleye maruz kaldığını görelim, izleyelim. Sadık Kaya'nın rahatsızlıklarını gösterir raporları kurumdaki özlük dosyası içinde bulunmasına rağmen dikkate alınmadı. Kurum vekil müdürü MT'ye idari izinli sayılmak istediğini belirtmesine rağmen izne çıkarılmadı. Suç duyurusu dilekçesine göre il müdürü AS 16 Mart günü yaptığı toplantıda şöyle demiş. Kuruluştaki işleri aksatmamak kaydıyla kronik rahatsızlığı olanlar 3 doktor raporu getirip idari izinli sayılabilir. Halbuki kurum müdürünün bu görüşü o an pandemi kapsamında alınan önlemlere tümüyle aykırı. Çünkü böyle bir şart yok ama kurum müdürü nereden olduğu anlaşılamayan bir inisiyatifle talimatlara aykırı şekilde yeni bir şart getiriyor ve Sadık Kaya bu nedenle bu şart engelini aşamadığı için idari izinli sayılamıyor. Ayrıca huzurevinden sorumlu il müdür yardımcısı TB ise bu süreç boyunca sorumlu olduğu huzurevine adım bile atmıyor ve huzurevinin bütün sorumluluğu, bütün yük aslında huzurevi idare etme kapasitesi bile olmayan MT'ye bırakılıyor. Çocuk gelişim uzmanı olan MT de vekaleten idare ettiği bu kurumda bildiği, gördüğü ve deneyimlediği kadar bir yönetim kabiliyeti gösterir. Bu nedenle bu suç duyurusu dilekçesinde MT hakkında ihmali suretle kasten öldürme, diğer iki görevli hakkında ise görevini kötüye kullanma suçundan şikayet dilekçesi verildi. Bu arada bu şikayet dilekçesinin üzerine 3 idareci, bu adı geçen 3 idareci görevlerinden açığa alındı ve haklarında idari soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de Hacı Süleyman Çakır huzurevinde meydana gelen bu birbirini takip eden ölümleri Eskişehir, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı. Utku Çakır Özer şu an konuğumuz ve Eskişehir'de olan biteni kendisinden dinleyeceğiz. Utku Bey hoş geldiniz. İsmail Saymaz, teşekkür ederim. Hele hele bu konuya değindiğiniz için çok minnettarız. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne oluyor bu huzurevinde?
Sevgili İsmail Saymaz, aslında Eskişehir'de başka huzurevleri de var ama hiçbirinde 100'e yakın yaşlı ve personelin aynı anda bu koronaya yakalandığı gözlenmedi. Bence sadece Eskişehir'de değil, tüm Türkiye'de böyle benzer, belki bir İzmir istisnası var biliyorsun. Onun dışında hiçbir yerde bu yaşanmadı. Olan şu, çok açık bir görev ihmali var. Salgın başladıktan sonra gereken önlemler alınamıyor bu huzurevinde, Süleyman Çakır huzurevinde. Çünkü siz isabetle vurguladınız suç duyurusundan. Huzurevinin vekil müdürlüğünü yapan kişi bu konuda deneyimli olmadığı için karantina önlemlerini yeterince almıyor. İşte gerekli önlemleri, alınması gereken izolasyon önlemlerini almıyor. Vahim iddialar var bizim çalışanlardan olsun, onların yakınlarından duyduğumuz çok vahim iddialar var. Ama en önemlisi, sevgili İsmail Saymaz, Sadık Kaya'nın kronik hastalığı olmasına rağmen çalıştırılıyor olması. Sadık Kaya hayatını kaybetti ama benim konuştuğum diğer çalışanlardan duyduğum, aslında çok sayıda çalışan bu huzurevinde biz rahatsızız demelerine rağmen çalışmaya zorlanmışlar ve hukuksuz bir şekilde 3 hekim raporu almaya yönlendirilmişler. Doğal olarak böyle salgın ortasında 3 hekim raporu almak için, sağlık tesislerine gitmek istemedikleri için insanlar çok büyük bir ikilemle karşılaşmışlar ve maalesef Sadık Kaya çalışmak zorunda bırakılmış, yatılı çalışmak zorunda bırakılmış Yatılı. ve evet, yatılı çalışmaya da zorlanmış ve maalesef hayatını kaybetti. Kızı bu suç duyurusunu Kemal Bey'le birlikte yaptı, sevgili Merve Kaya. O da bütün süreci detaylı bir şekilde suç duyurusuna zaten Bunu geçmesi buna için. nasıl göz yumulabilir? Bu kadar yani böyle bir kurumsal sorumsuzluk mu var burada? İl müdürü yasalara aykırı talimat veriyor. Huzurevinden sorumlu müdür yardımcısı adımını atmıyor. Çocuk gelişimi uzmanı bildiğini okuyor. Bu kadar mı kurumsal bir sorumsuzluk var? Maalesef bu kadar rahat, dahası da var. Mesela şimdi Sadık Kaya'yı konuşuyoruz ama yaşlılar konusunda duyduklarımız vahim. Biliyorsunuz Mesela bu salgının en önemli semptomu nedir? Herkes neye bakıyor? Ateş evet. yükselmesi. Ama bizim duyduğumuz kadarıyla salgının ilk günlerinde huzurevinde ateşi yükselen yaşlılara ağrı kesici, ateş düşürücü verilmekle yetinilmiş. Belki de salgın bu şekilde de yayılmış durumda huzurevinde. Benzer şekilde dışarıda ailesinde işte hastalığı olan, yani salgına yakalanmış olan bir huzurevi çalışanı çok rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya huzurevine geldiği için de aynı zamanda virüsü huzurevine getirdiği yönünde tespitler var. Ve yaşlıların, mesela hastaneye giden yaşlılar geri geldiğinde izole edilmesi lazım ama izole edilmeden diğer yaşlılarla aynı sosyal ortama konduğu şeklinde duyumlar var. Tabii bunların hepsinin idari ve adli soruşturmalarda mutlak surette ortaya çıkarılması lazım. Ama mutlak surette hem sadece huzurevinin vekil müdürü değil, çünkü o zaten konuyu bilmiyor, bir çocuk gelişimci, ona sen burada dur demişler. Bunu söyleyen il müdürü, buna onay veren vali aynı zamanda, çünkü vali bütün atamalardan, kurumda, ildeki Valinin de kurumların, sorumluluğu var bu durumda. yani vali muhtemelen yetki devri il müdürüne yaptı. İl müdürü şu anda görevden alınmış durumda. Görevden işte bir şekilde Ankara'ya çekilmiş durumda. Ama bu konu hakkında bir soruşturma yapıldı mı yapılmadı mı, burası belirsiz. Sizin suç duyurunuza bir yanıt geldi mi? Henüz gelmedi suç duyurusuna. Ben 22 Haziran'da, yani bu kadar çok fazla ölümün ortaya çıktığının Eskişehir basınına yansıdığı tarihte 20-21 Haziran, 22 Haziran'da mecliste soru önergesi verdim Sayın Zümrüt Selçuk'un, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması için. Aynı bu iddiaların hepsini ortaya koyar bir şekilde, hem görev ihmalini hem işte kurum müdürü yerine gitmiyor biliyorsunuz. Onun yerine bir vekil müdürü gidiyor, o da işi bilmiyor. Onu sorgulayan, hem Sadık Kaya'nın zorla çalıştırılmasını ve ölümüne neden olan ihmali sorgulayan ve tabii ki yaşlıların, şimdi huzurevinde Mart itibariyle, yani Mart başı itibariyle 72 yaşlı var İsmail Saymaz. Şu anda ise huzurevinde 50'nin altında yaşlı var. Yani yaklaşık 20'den fazla ölüm var ve bunların 20'sinin Nisan ayında olduğu şeklinde elimizde bilgi var. Çok ciddi bir rakam. Bu çok ciddi, çok vahim. Yani bir tane bile olsa zaten vahim ama 20'ye ulaşan rakam, işte yetkililerin yarım ağız söyledikleri, bunların 10'u Covid, 10'u işte başka hastalıklar, ama dün başka Onda hastalıkların, ciddi bir rakam. Yani onda az bir rakam değil ki. hem 10 ciddi rakam hem de diğer 10'un işte Nisan ayına aynı günlere denk gelmesi tabii şüphe uyandırıyor. Biliyorsun Türkiye'nin her yerinde bu tür durumlar var. Evet.
belirtileri COVID ama teşhisi COVID değil diye yaşlılık deniyor ya da işte normal ölüm deniyor vesaire. Yapılması gereken bence tüm ölenlerin hepsinin ya da COVID dışındakilerin hepsinin mutlaka bir adli tıp sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Sadık Kaya'nın ölümünde net bir şekilde göz göre göre ölüme gönderilmiş 35 yıllık devlet personeli bu kişi ve her türlü uyarıyı yapmasına rağmen izin verin, bana izin verin demesine rağmen izin verilmemiş. Ailesine sürekli her gün yakınmış. Toplantıda işte toplantı yapıyor müdürler, kurum müdürleri, il müdürü onlara işte bu durumdaki kişilere ne yapalım diyorlar. 3 Ekim raporu getirmeyeni çalıştıracaksınız diyor. Net bir şekilde sorumluluğu var. Buna ilişkin yazılı belge de bizim elimizde. Muhtemelen mahkemeye de sunulacaktır bu. Ben de ulaştım o belgeye. Avukat Kemal Bey'de de var sanırım. Hı hı. Net bir şekilde böyle bir talimat. Bu tamamen göz göre göre Sadık Kaya'yı ölüme götürmek demek. Ama sadece Sadık Kaya değil, işte isimleri birkaç tanesini çıkarabildim. Salih Dağ, Nurhan Güreli, Nezahat Eğilmezkol, Emine Nural Ercan, Suriye Boyacı, Süleyman Musluk, Hakkı Uyak, Hüseyin Çeker, Süleyman Özçeri, Kamile Kılınçal. Benim sadece toparlayabildiğim orada bu pandemi döneminde bu büyük olasılıkla ihmal nedeniyle hayatını kaybeden yaşlılarımız. Bunların hepsi biliyorsun devlete emanet edilmiş, evet, yaşlılar aslında. Evet, evet. Ve maalesef bunlar hayatını bu ihmaller neticesinde kaybettiler. En önemlisi de yani diğer huzurevlerinde niye yok, burada niye var diye muhtemelen sen de soracaksın, evet. İzleyenler de sormaktadır. Net bir şekilde Türkiye'nin birçok yerinde huzurevlerinde ve bakım evlerinde çalışanlar aynı hastanelerdeki gibi karantina uyguluyorlar. Yani 14 gün boyunca çalışıyor, orada kalıyor, yatıyor, daha sonra evine gidiyor. Kendini evinde de 14 gün boyunca hiçbir yere çıkmıyor, izole ederek geliyor. Yani her iki yerde de hem işinde hem evinde izole durumda. Ama bu kurumda maalesef salgının ilk bir ayında memurlar 9-5 mesai yapmış. Hemşireler işte bir bölümü 7 gün kalmış, bazısı 5 gün kalmış. Büyük bir dağınıklık, karmaşa ve bu nedenle doğal olarak virüs çok rahat bir şekilde huzur evine sızmış. İzolasyon tedbirlerinin de yeterli alınmadığı, işte tuvaletlerin ortak kullanım tuvalet olduğu vesaire. Benim daha önce de gittiğim bir huzur evi olduğu için biliyorum, çok yaşlı hasta var burada. Ama daha evvelden kurumun yöneticisi vardı. Bu yönetici görevinden alınmış. Yerine atananlar işe başlamayınca da burada ihmaller baş göstermiş çok durumda. Çok teşekkür ederim. Bir de tabii şeyi söyleyeyim. Bakanlıktan bir yanıt yok. Vali Bey'le Erol Ayyıldız yeni vali atandı Eskişehir'e. İlginç bir şekilde tam da eski vali gitti. İl müdürü görevden alındı. Aynı gün vali değişikliği oldu. Kendisine de ilettik. Ben soruşturmayı bizzat ilgileneceğim dedi. Henüz Sayın Vali Bey'den de bir yanıt gelmedi. Takip edeceğiz beraber. Ve Türkiye kamuoyuna bir mutlaka açıklama yapılması. Hem bu ailelere borcu devletin hem de devlete emanet bu yaşlılar, bir şekilde bu millete hesabının verilmesi lazım bu sorumsuzluğun, bu ihmallerin. Çok teşekkür ederim.